bayram için yağlı ekmek pişiriyoruz arkadaşlar. Biz buna Kürtçe klor. Klor diyoruz Kürtçe. Yani pişinin büyük hali gibi diye düşünebilirsiniz. Bunu bayramlarda yapıyoruz. Her eve bir tane olacak şekilde dağıtıyoruz. Şimdi eltim yapmaya başlamış. Ben de geldim, hamurumu aldım geldim. Beraber burada pişireceğiz. Çocuklar da bizim için dağıtacaklar. Türkçesi pişi, bunu daha ufak ufak yapıyorlar, adı pişi. Bizde de farklı ismi, daha büyük yapıyoruz. Tabii mayalı olması lazım işte. Şişmesi için maya koyman lazım. Yani yağlı ekmekler böyle yapılıyor. Normal ekmekten ayrı olsun diye bu şekilde ortasını delmişler. Dur, ketçabı buldum. Gördün mü? Yıldır şu şeyini. Yengeden denizip bu fotoğrafını çekeceğim. Olmuyor mu? Ana yengeni. Olmasın. Deniz. Kaynıyor mu? Gel çay götür. Çatal da var sana. Anne, akşam yenge gel, biz değil misin? Tamam işte, ben de onu diyorum ha. Bir şey olmaz ki. Evet. Ben kablomla gidiyorum. Evet, çekiyorum. Ya benim hamurlarım mayalanmıyor, niye? Soğuk olsun, onu da içine koydum. Çadırın içine koydum. Bekliyordum. Neyse, nereye kalsın oğlum? Yenge Deniz kameraya kay. Ya, yaşaya yaşaya öğreniyor. Yenge bana ben de. Nari nasıl öğreniyor? Yaptıkça. Yenge bunu sakin aldık. Sonra ama aldık yani, yaptık. Ne kadar koydun yenge? Daha iyi olur, daha yağlı çıtır çıtır. Evet. Ay yani, lan canım çektirme ya. Abi üstünde yağlı ekleyin. Şimdi yiyeceğim. Yeşil yiyeceğim. Yeşil yiyeceğim götürüyor. Ne oluyor? Sevgisi. Yazıyor. Ben hediye okudum. Bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku. Ne istiyor başka? Yapmış mı peki? Oktay'ın kayınvalidemin bir tane horozunu götürdüm. O yüzden bana çok kızmış. Gelinine bir horoz vermiyor. Bakın bakın. Oy oy oy. Seni gidesene Zeynep seni. Dika va pır pisapı. İso abi lasar mürşki. Tamam. Çız ama. Çikolata. Kemal nasıl olmuş? Güzel. Güzel mi? Elimize sağlık değil mi Kemal? Elimize sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol.
Toplam 30'er tane olması lazım arkadaşlar. 17 tane hane var. 17 tanesi benim, 17 tanesi Eltem'in olacak. Çocuklar dağıtacak bizim adımıza. Şöyle yaptık, az kaldı. Yapmaya devam ediyoruz. Eltem açıyor, ben de çeviriyorum, pişiriyorum. Şimdi çocuklar götürüp dağıtacak arkadaşlar. Her eve bir tane, tamam mı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Son 4 tane kaldı. Onlar da yapalım. Hoş geldiniz. Yenge bak, hepsini bitirdim. Aferin. Ne, 2 tane fazla çıktık ben tırmanım. Aferin. Kalanlarını da verelim, onlar da götürün. Ne, 2 tane fazla. Bir tane fazla mı çıktı? Baba dedi bana. Yenge ben hepsini bitirdim. Bilmiyorum. Ben hepsini bitirdim. Bu arada kanalımıza halen abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Abonelikler tamamen ücretsiz. Hiçbir ücret alınmıyor. Çünkü ücretli diye bilenler de varmış. Şunu açayım kapağını. Videonun altında paylaş seçeneği var. Paylaş, WhatsApp durumum diye. WhatsApp durumunuza paylaşırsanız bizi daha çok insan görmüş olur. Yani sizin rehberinizdeki insanlar da bizi görmüş olur. WhatsApp ya da Instagram durumlarınıza paylaşırsanız daha geniş bir kitleye hitap etmiş oluruz. Ve biz de, bu da bizi motive ediyor. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Masaya basmayın ayakkabıyla. Masaya ayakkabıyla basılmaz. Çok ayıp. Orada yemek yiyoruz. Hemen iniyorsunuz. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Çınar Bey. Şu hazmeniniz o yapabilir mi baba? Gel korusun mi? Şaka. Bu büyük mi acaba? Aferin.
Bu da akıllı. Ben bay işte şekerler. Yapışım ne de ara. Yenge benim ayırım. Anam. Ne yapıyorsun? Ana sen de kebap var. Kim var? Ne de renge botu var. Ne de var kadın. Ne de var bu yabani nane yani hakiki nane bu oluyor. Bunu şey ayranlı çorbaya koyuyorsunuz çok güzel oluyor. Pıra o. Çayımı doldurun. Tamam. Neyse bunu içeri girelim. Sen ne yapıyorsun? Burada olsun. Televizyon izliyorsun. Çok tatlı. Merhaba Gülce. Burnuna bak hele. Dur bakalım hele sana benziyor mu? Bakalım. Biraz benziyor. Bu senin arkadaşın mı? Evet. Benim dostum. Dostum. Hadi bak. Ben dostum. Ben bayramlaşalım. Sen gel, sen gel. Şu ördeği bırak. Bayramı kutluyorsun Eşref. Ne yapıyorsun? İyi ben de. Bu Yemeğimi tosa da gider ya. Dedim sonra biraz alırım da. Ha dedim ne yapayım sen horoz besin vermiyor. Kim o? Vermiyor. Ha torna var. Ne var gizlice alan göstermiş. Tokum ekşi yanında kendisi bakarım. Ne olur bir tarzı ne olur. Acaba acaba. Ara kal değil şimdi. Ya kız yüz yapalım kasa sana niye kalkıyor? Ağrını de. Ama yok. Çok akıyorum. Ben de çığım. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi bayramlar. Fasulye mi? Yok nohut. Bize biraz bıraktın mı? Yenge, deniz, araz, ben, narin,
narin, şirin bir de yerden geldi. Ne kadar topladınız? Vallahi fazla topladım. Aferin. Ama şey var. 100 TL'den aşağı olmaz. Ya, 100 TL'den aşağı olmaz. Neyse, helal olsun. Öpe elini. Sen de öpeceğim. Sen de. Evet, çok bu hak ettin. Ya. Kaynımın elini öptüm, bana para vermiş. Evet. Tabii, ama para. Efendim, efendim, efendim. Ne kamu tutuyor mu Temir? Tekme. Kus, kus, kus. Lan senin botların çok iyi lan. Hadi. Deniz geliyor ha. Şu diyorsun ha. Allah 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 Allah. Birinci benim. Kapalı yiyin vallahi. Şey, yenge çocuklar ama. Arkada kalmamak için de ağzını koşman lazım Çınar. Baba kesin. Deniz de sallıyor. Bakın Deniz'e. Ne güzel atıyorsun kendi çimleri. Ay seni yerim çocuk çocuk. Hey. Bak nasıl kendini atacak. Şimdi bırak Narin. Salla kendini. Salla. Ana. Atletik hünkâr. Senin ellerin çok üşümüş. Ellerin buz gibi. Benim elim küçük, sıcak. Sıcak. Oo, senin elin de soğuk. Hayır, sıcak. Abi bu bayramı nasıl geçiyor? Vallahi hiç iyi geçmiyor. Niye? Su içindeyiz. Her gün yağmur yağıyor. Sadece bir mezara gittik. Yenge var, motor gibi gidiyor. Benim yerim işte. Malatya'da. Aa, sanki bayram bayram değil. Rahatlayalım hadi. Sakine, bu bayram nasıl geçiyor? Yola gelsin. Toprağın içinde. Ben oradan geçeyim. İşte çadır. Eskiden böyle değildi. Eskiden mesela eşyalar getiriyordu. Misafirler geliyordu. Güzeldi yani. Ya, ama tamam, şimdi... Ya, tamam, mesela dana her meyze ama sarma otanı sarma. Ha, hadi. Öyle. Bu isol keftane. Kedi köye koyacağım var ya. Geçen seneyle bu seneyi kıyaslarsan. Valla geçen sene boş ver. 2019'dan bu yana biz rahat görüyorduk. Evet. Bir hastalık oldu. Evet. 2 sene zaten o sürdü. Daha da etkisi bitmiş bitmemiş belli değil. Zaten bu senede evet, 100 binlerce insan ölmüş. Bu 100 binlerce insan öldükten sonra insanın bayramı yaşaması gelmiyor zaten. Yani evet, bir insanın yüzünde senin bir gülümseme görmüyorsun. Bu da ister istemez insanları etkiliyor yani. Nereye baksan enkaz yığınları var. Yani köy olmuş, dağ olmuş, taş olmuş, neyi baksan her taraf yıkılmış. Bu da ister istemez insana etkiliyor. Yani baharın geldiğinde bile haberimiz yok. Doğru. Yani bundan daha acı bir şey olamaz. Yine de Allah'a şükürler olsun yani bu şekilde devam ediyoruz. Hayattayız. Bu bayramla geçen bayram arasında nasıl bir fark var? Senin gözlemlerini de alalım. Şimdi deprem olduğu için insanların ölüleri olduğu için bu bayramın yani bir tadı yok. Çünkü şu, eski bayramda herkes evinde bayramını kutluyordu. Şu an bayramlar çadırda kutlanıyor. İşte insanın yüzü gülmüyor. Çünkü hani ölülerimiz olduğu için üzülüyoruz.
Teşekkür ederiz. Hünkar, senin de görüşlerini alalım. Yenge, bu yıl deprem olduğu için bugünkü bayram hiç iyi geçmedi. Ama arkamızdaki bayram iyi geçti. Çünkü o zaman herkes evindeydi. Hiç kimse ölmemişti. Herkes evinde bayramını kutluyordu. Teşekkür ederiz. Yusuf abi çok romantik, karısına çırpı getirdi. Bizim romantikliğimiz böyle oluyor arkadaşlar. Eşlerine çırpı getiriyorlar, odun getiriyorlar ki ekmek yapsın. Kara kakama sen kari bonca. Bir tane yok ben böyle. İki tane olsa günde 6 litre süt veriyor. Bir tanesi günde 3 litre süt veriyor. Var. İyi mu? Gay no. Değilik işte. Köyde yaşamanın en güzel yanlarından birisi böyle sahilde sıcak ekmeğinizi yiyebilmek, böreğinizi yiyebilmek, çayınızı pişirebilmek. Ben çok seviyorum yani, köyde yaşamanın en güzel yanlarından birisi bence bu. Ama halin bilmiyor, sen öğreteceksin. Şimdi bak. Baba şöyle yok. Aynen aşağı bulmayın.